Arkadaşlar merhabalar bu videomda geometri tekrar derslerinden 6.sındayız yani çokgenler konusunu tekrar edeceğiz arkadaşlar ben sonradan birkaç bir şey ekledim onları da siz kendi pdf'inize eklersiniz arkadaşlar Orayı da oraları da anlatacağım şurada tekrar kısmında yokmuş onları da ekledim haberiniz olsun birincisi bu. ikincisi tekrar kısmını yaparken ne yapıyorduk her zaman hatırlatıyorum. Sorulara geldiğimizde kendiniz kendiniz yapacaksınız soruları. Tekrar kısmına kadar dinleyin. Sonrasında soruları kendiniz yapın. Yapamadığınız soruları boş pdf, boş bir dolu pdf'den kendiniz bakacaksınız. Orada çözümlerini kendiniz şey yapacaksınız. İlk başta tabii boş pdf'i çıkartacaksınız. Onun üzerine çözümler yapacaksınız. Dolu pdf'te de çözümlerine bakarsınız. Yine mi anlamadınız? E, videodan yine çözümlerine bakıp ona göre e, yorumlarınızı yaparsınız arkadaşlar. Tamam mı? Ha bir de videolarda şunları söylemeyi unutuyorum arkadaşlar. Biz bu tekrarları yaparken sizlerin bir de şey çözmesini de istiyoruz tabii ki. Bence map kazanım testlerini de çözün. Onları da zaten Zonguldak ödeme de çözümlerinde yayınlıyoruz arkadaşlar. E, ne yapacaksınız? Bunu çözdükten sonra buradaki testler ve artı map kazanımdaki testler size tekrar başlarından e, çok güzel bir tekrar aracı olacaktır. E, Çokgen ve dörtgenleri de çözerken aynı zamanda hem Bak dikkat edin. Neredekileri şey yapacaksınız arkadaşlar. Hem mezun grubu testlerindeki hem mezun sayısı adı yeterlikteki testleri hem de çokgen ve dörtgenler nerede? 10. sınıf. 10. sınıf e, şeydeki e, oradakileri de çıkartırsanız. 10. sınıfta da çokgen ve dörtgenler var ya. 10. sınıftaki testleri de çözerseniz sizin açınızdan iyi olur arkadaşlar. Tamam mı gençler? Olay bu. Olay bundan ibaret. Haydi bakalım. Şimdi çokgenlere başlayalım. Çokgenler dediğimiz en tane çubuğun e, farklı bir şekilde kapalı bir şekilde oluşturmasına diyebiliriz. Kaba bir şekilde çokgen diyebiliriz arkadaşlar. Çokgenler iç bükey ve dış bükey arkadaşlar olacak şekilde e, iki farklı şekilde inceleyebiliriz arkadaşlar. Tanımı çok fazla önemli değil. E, dış bükeye biz sadece konveks diyoruz. İç bükeye de ne diyoruz? Konkav diyoruz arkadaşlar. Şu iç bükey tanımı falan da verilmiş de çok da önemli değil arkadaşlar. Çokgende açılara gelelim. Çok açıları genelde formüllerini bize kitaplarda ya da üniversite sınavında zaten Sorulduğunda şey yapıyorlar arkadaşlar. Ee, ne yapıyorlar? Direkt söylüyorlar formülünü söylüyorlar zaten. Gerek var mı? Bence gerek yok diyebiliriz de riske de atmaya da gerek yok. Ee, bunu da bilmekte fayda var. Aslında bilmeniz de gerek yok diye hep söylüyorum çünkü neden? Çünkü burada önemli olan bir şey daha var arkadaşlar. Bakın ben e, dörtgen, çokgenleri yaparken şu şekilde dörtgenden, beşgenden ve altıgenden çoğu formülü çıkartıyorum. Burada birkaç tane formül yok mesela arkadaşlar. Onlar kaldırıldı diyorlar da ne olur ne olmaz. Ben yine de şey yapayım arkadaşlar. Bir kaç tane 3 tane çizsek bütün formülleri sanki çıkartabiliriz. Onlar nelerdir arkadaşlar? Dörtgen, beşgen ve altıgenden. Ve bu arada e, bilinmesi gereken bence şey. Hani bir köşeden çizilen köşegen sayısı önemli bir şey arkadaşlar. Bir de bir tane daha bir şey lazım. Bir köşeden çizilen köşegen ile oluşan üçgen sayısı. Bu ikisi de önemli arkadaşlar. Sebep. Şimdi mesela burada arkadaşlar şurada bir köşeden o köşeleri de şunlar olarak sabitleyelim. Şimdi mesela dörtgende bir köşeden kaç tane köşegen çizebiliyoruz? Bir. Beşgende bir, iki. Altıgende bir, iki, üç. Yedigende dört. Sekizgende beş. Dikkat edin hep kenar sayısının kaç eksiği oluyor? kenar sayısının 3 eksi oluyor. O zaman ne diyeceğiz? Bir köşeden çizilen köşegen sayısı n eksi 3'tür arkadaşlar. Evet oluşan üçgen sayısı. Arkadaşlar bir köşeden köşegen çizdiğim zaman oluşan üçgen sayısı. Dörtgende 2, beşgende 3, altıgende 1, 2, 3 ve 4 olduğundan dolayı. E, yedigende de 5 olur, sekizgende de 6 olur. Hep kenar sayısının kaç eksi? 2 eksi. E hocam benim ne işime yarayacak? Arkadaş sen artık bu bilgiyle artık çokgenin iç açılarını öğrendin. Nasıl mı? Herhangi bir şekilde mesela dörtgende a dörtgen biliyoruz da e, iç açıları nedir? 2 tane üçgen var hocam. 2 tane üçgen olduğundan dolayı ne diyeceğiz? 2 çarpı 180'dir. Beşgende 3 tane 180. 3 üç tane üçgen olduğu için 3 çarpı 180. Altıgende 4 tane 180 şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Bak en kenarlı konveks bir çokgenin iç açıları ölçüleri toplamında ne demiş? n-2 çarpı 180. n-2 neydi arkadaşlar? bir üçgenin iç açıları ölçüleri pardon bir köşeden çizilen köşegen ile oluşan üçgen sayısıydı. Üçgen sayısı kadar 180 de bize neyi veriyor? İç açıları ölçüleri toplamını veriyor arkadaşlar. Olur ya sınavda vermedi. Olur ya unuttuk hemen dörtgen, beşgen, altıgenle bir 20 saniye içerisinde siz kendiniz bu formülü üretebilirsiniz arkadaşlar. Sonra dış açıdan da bahsedecek olursak konveks bir çokgenin dış açıları toplamda her zaman sabittir ve 360 derecedir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bütün şeylerde arkadaşlar. Bütün çok 360 derece. 10 gende de, 100 gende de, 1000 gende de. Hiç sıkıntı değil. Düzgün çokgen. Arkadaşlar düzgün çok Bütün kenarlara eşit işte olan çok düzgün çokgen demiyoruz. Sadece bu yeterli değil. Ee, mesela kare. Hocam kare bir düzgün çok Eşkenar dörtgende bir düzgün çokgen mi? Hayır. Düzgün çökgen olması için ne olması lazım arkadaşlar? Kenarların eşit olması lazım ve iç açılarının hepsinin birbirine eşit olması lazım. E i̇ç açıları birbirine eşitse dış açıları da zaten birbirine eşit oluyor. Mesela düzgün üçgen. Biz buna ne diyoruz? Eşkenar üçgen. Açılarımız kaçar derece? 60'ar er derece. Dış açıları da hep birbirine eşit mesela. Dış açıları da kaçar derece? Dış açısı her zaman 180 e tamamlayan açısıdır. 120'şer derece. E, kare. Karede bir e, bütün kenarları birbirine eşit olduğundan dolayı düzgün çokgen dir arkadaşlar. Ve bütün iç açıları da kaçar derece? 90 derece. Dış açıları da 90 derece oluyor arkadaşlar. Dış açısı da 90 derece. Bütün dış açıları da eşit. Düzgün altıgen. Geleceğiz anlatacağız. 120 derece ve dış açısı da kaç derece oluyor arkadaşlar? E, burası 120 derecesi dış açısı da 60 derece oluyor. Tabi bütün kenarları birbirine eşitse biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Düzgün çokgen, e, düzgün yani adını veriyoruz. Özel bir şekilde de bunun anlatımını da yapacağız zaten. Düzgün çokgen özellikleri. Arkadaşlar düzgün çokgen özelliklerinde bizim için önemli olan dış açı. Dış açıya yoğunlaşacaksınız. E, düzgün çokgenlerde önemli olan şey bence dış açı e, normalde dış açının formülü de 360 bölü n'dir. Hocam nereden geldi bu? Hocam bütün iç açıları birbirine eşitse mesela beşgen demiş de biz bunu en kenarlı diyelim arkadaşlar. Bütün dış açıları da beta olmaz mı? Mesela burası da dış açı. Burası da dış açı. Değil mi? Burası da dış açı. Şöyle de gösterebiliriz. Burası da dış açı. E hocam dış açıdan n tane köşe varsa n tane dış açı olacak. N tane beta'nın toplamı nedir arkadaşlar? N çarpı beta'dır. Dış açılar ölçüleri toplamı yaptı. Dış açılar ölçüleri toplamı aynı zamanda nedir? 360 derecedir. E o zaman buradan ne geldi? Beta 360 bölü. Bak beta'yı yalnız bırak. 360 bölü n'e eşit oldu arkadaşlar. Kolay değil mi? Mesela düzgün altıgen. 360 bölü 6 dış açısı 60 derece. Peki hocam iç açısı kaçtır diye soracak olursak. Ee, iç açıdan da alfa diyecek olursak e, ee, en köşe varsa en tane alfa yok mudur? En tane alfanın toplamı n çarpı alfadır. Ee, i̇ç açılar ölçüler toplamı neydi? n eksi 2 çarpı 180'di. O zaman şuraya gelelim. Şuraya geldiğimizde bir iç açısı şöyle bir formül vermişti. Neden? N tane alfa dedik. N eksi 2 çarpı 180'e eşit değil midir? Ee, çünkü iç açıları toplamı en köşede alfa olduğuna göre N tane alfaya eşittir. Bu n-2 çarpı 180'e eşittir. O zaman bir tane iç açıda ne eşit olacak? n-2 çarpı 180 bölü n'e eşit olacaktır arkadaşlar. Genelde formülü tabii ki bize veriyorlar arkadaşlar. Ve düzgün çokgenlerin köşelerinden geçen bir çember her zaman çizilebilir. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Çevrel çemberi diyebiliyoruz. İçeriden çizilen çember de oluyor tabii ki. Buna da biz iç çemberi diyoruz arkadaşlar. Bir de düzgün çokgenlerde şunu söyleyebiliriz. Eşit sayıda kenara ayıran köşegenler birbirine eşittir. Mesela rastgele bir çokgen var mı burada elimizde? Rastgele bir çokgen. Rastgele bir çokgen. Şurada şurada göstersem. Aa dörtgen mörtgen var. Şurada bir rastgele bir çokgen gö göreyim arkadaşlar. Pardon. Heh. Mesela düzgün altıgen var. Hocam düzgün altıgende şu köşegenle soruyu öyle çözmeyeceğiz ama şu köşegen iki kenara ayırmış. Bu köşegen de iki kenara ayırmış. O zaman bu köşegenler birbirine eşittir. Ya da şu köşegen arkadaşlar üç kenara ayrılmış. Bu köşegen de hocam üç kenara ayrılmış. O zaman bu köşegenler birbirine eşittir diyebiliriz. Bazı eşitlikler köşegenle alakası yerde eşit verilen sorularda kullandığımız şeylerden biridir arkadaşlar bu. Hatta düzgün beşgende arkadaşlar mesela şurada düzgün beşgen var ya. Düzgün beşgende bütün köşegenler birbirine eşit oluyor. Sebep Hocam şu köşegeni çizdik mesela. Üç kenara ayırıyor. Aslında iki kenara ayırıyor bir değil mi? Hocam bu da aynı şekilde iki kenara ayırıyor. Hocam bu da aynı şekilde iki kenara ayırıyor. Hocam bu da bak çizdiğiniz bütün köşegenler ne oldu arkadaşlar? Hepsi iki kenara ayırıyor. Hepsi ikişer kenara ayırdığı için düzgün çok kenarda, hatta düzgün beşgende bütün köşegenler ne oluyor arkadaşlar? Birbirine eşit oluyor. Hatta düzgün beşgen anlatırken şurada da yazdım arkadaşlar. Şimdi görürsünüz. Ee, şurada şurada yazdım arkadaşlar. Köşegenleri birbirine eşittir diye yazdım. Önemli bilgilerden bir tanesi diyebiliriz. Evet, geldik şuraya. Ekstra bir bilgi arkadaşlar. Düzgün altıgen karşımıza çıkıyor tabii ki. Düzgün altıgen neymiş? Düzgün altıgende arkadaşlar en uzun köşegen simetri eksenidir. İlk önce ben şunu söyleyeyim. Düzgün altıgen dediğimiz şey şudur arkadaşlar. 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyor. Bak bu simetri ekseni, bu da simetri ekseni. Bu da simetri ekseni. En uzun köşegenler. Simetri eksenlerin kesim noktası her şeylerin merkezidir arkadaşlar. E burası merkezse hani çevre çemberi çizdik ya. çevre çemberin merkezi burası ise şey, çevrel çemberin yarı çapı bu yaptı. E 6 tane eş üçgeni ayırdı. Burada kaçlar kaçar derece yapar? 60'ar er derece yapar arkadaşlar. E ondan dolayı ne çıktı arkadaşlar? Burada 60'ar er derece çıktı arkadaşlar. O yüzden şurası A diyecek olursam. Hatta burası da şu eşkenar üçgen burası da eşkenar üçgenler olmuyor mu böyle arkadaşlar? Şöyle yazdığımız zaman. Evet. Bir kenar A ise en uzun köşegen. Bakın şu mesela en uzun köşegen bir kenarın iki katı çıkıyor. A, A. Bu da önemli bilgilerden bir tanesi diyebiliriz. Yazmadım ama siz de yazabilirsiniz. En uzun köşegen bir kenarın iki katı zaten eşkenarlardan olduğu aşikar. Ee, en uzun köşegen simetri eksenidir. En uzun köşegen simetri ekseni şu simetri ekseni arkadaşlar iki eşit yarıya ayırıyor. Şöyle şöyle olmak üzere arkadaşlar ya da şu en uzun köşegendir. Şu en uzun köşegendir. Bakın iki eşit yarıya ayırıyor arkadaşlar. Ee, ya da hangisi en uzun köşegendir? Şu en uzun köşegen ya da şu en uzun köşegen diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? İki eşit yarıya ayırdığından dolayı arkadaşlar. Hatta simetri ekseni dediğimiz 60-60 diye bölüyor. 60'ları da şöyle yazdığımız zaman belli zaten. çıkar Bu arada karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Ve bununla ilgili soruları kullanıyoruz arkadaşlar. Karşıtlı kenarların birbirine paralel olması nereden geliyor? Hocam şurası 60 derece ya. Z kuralı sağlandı. Bazen kelebek benzerliğini falan kullanabiliyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şu kenarlı şu kenar paralel mesela şöyle bir kelebek benzerliği karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Önemli bilgilerden bir tanesi. E alanda 6 tane kare kök 3 bölü 4 yazdık. Çünkü niye? 6 tane eşkenar üçgen alanı olduğundan dolayı arkadaşlar. Tamam mı? Evet düzgün altıgen bu. Sorularda daha detaylı bir şekilde göstereceğiz. Ee, düzgün beşgende de şunu bilmenizde fayda var. Bütün bütün köşegenleri birbirine eşit. Biraz önce gösterdim. Bir de arkadaşlar simetri ekseni dediğimiz şey bir köşeden düzgün tekgenlerin genel özelliğidir. Eşkenar üçgende de öyle değil midir? Bir yükseklik çizdiğiniz zaman iki eşit parçaya ayrılmaz mı? Simetri eksenidir. Oradan aklınıza kalabilir. Bir köşeden karşı kenara çizilen dik simetri eksenidir arkadaşlar. Mesela bu o zaman simetri ekseni ise iki eş parçaya böldü. Aynı zamanda açıyı da iki eş parçaya bölecek arkadaşlar. Bakın bu simetri ekseni. Yani e, hatta dış açısı kaç derece? 360 bölü 5'ten 72 yapıyor. O iç açısı 108 yapıyor. Hatta burada kaçlarda 54 54 yapıyor arkadaşlar. E bir tane daha simetri ekseni çizecek olursak arkadaşlar. Mesela bir tane daha simetri ekseni çizdin. Bir simetri ekseni daha çizecek olursan simetri eksenlerin kesim noktası şurası arkadaşlar. Her şeylerin merkezidir. Ağırlık merkezi diye de geçebiliyor arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Bir de ne dedik? Biraz önce gösterdim. Köşegenleri birbirine eşittir. Düzgün beşgenin arkadaşlar. Tamam. Şimdi geldik dörtgenlere. Dörtgenlerin temel özellikleri. Arkadaşlar, dörtgen dediğimiz e, dört kenarı oluşan, dört kenardan oluşan dört e, şekle biz kapalı şekle ne diyoruz? Dörtgen adını veriyoruz. Tanımını normal tanımını siz buradan okursunuz. E, burada dış bükeylik ve iç bükeylik var arkadaşlar. İç bükey dörtgenlerle yine uğraşacağız burada arkadaşlar. E, sorular üzerinde de göstereceğim. İç bükey dörtgenler ve dış bükey dörtgenlerde de genelde formüller hepsinde aynı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir dörtgenin temel elemanları kenarları, köşeleri ve açılarıdır. Tamam. Şimdi dörtgenin özellikleri. İç açılar ölçüleri toplamı nedir arkadaşlar? 360. Çünkü niye? Dörtgende şöyle çizdiğim zaman iki tane üçgen oluyor hocam. İki tane 180'den dolayı 360 diyebilirsiniz. Dış açılar ölçüleri toplamı ne yapıyor? Her zaman ama her zaman zaten bütün çokgenlerde 360'dı. Dış açılar ölçüleri toplamı da 360 derecedir arkadaşlar. Sonra şöyle bir formül var da ben bu formüle gerek duymuyorum arkadaşlar. Şimdi iki tane iç açı ortaya arasında ka, ka, e, ardışık köşelerden iç açı ortaya çıktığı zaman arasında kalan açı diğer açıların toplamlarının yarısına eşittir. Yani D açısı artı C açısı böyle iki eşittir. Sebep hocam zaten bak hemen bir şey yapalım. Burası 120 derece, burası da 110 derece ise ben buraya x x şu soruyu şöyle çözeyim arkadaşlar. Soru gibi düşünebilirsiniz x x pardon x x demeyeyim x'i burada kullanmışım a a buraya da b, b diyecek olursam 2 a artı 2 b 2 a artı 2 b artı 120 artı 110 yani 230 eşittir 360 e buradan 2 a artı 2 b'yi kaç bulduk arkadaşlar 130 bulduk a artı b buradan kaç geldi arkadaşlar 65 geldi e şuradaki üçgene bakacak olursak a artı b artı x de 180 eşit değil mi a artı b 65 ise o zaman x'e de ne kaldı 115 derece kaldı arkadaşlar ya da diğer açıların 120 artı 110 bölü 2 de bize direkt 115'i verir. E buradaki işlemde zaten rahat bir şekilde yine bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerek var mı? Şurayı bence fazla meşgul etmeye gerek yok. Bence. Üçüncü özelliğimiz buydu arkadaşlar bence gereksiz. Dördüncü özelliğimiz yine gereksiz. Karşıtlık köşelerden gelen açı ortaylar olduğu zaman da yine kullanmadığımız açıların şu iki açının farklarının yarısı olacak arkadaşlar bu sefer. Yine kullanmanıza gerek yok. Atıyorum burası yine 120 burası yine 110 derece olsun. Ee, yine şimdi buraya AA buraya da BB diyecek olursak arkadaşlar. Bakın BB diyecek olursak. A, A, B, B diyecek olursak. A, A, B, B diyecek olursak. Ya da formül gereği 110 eksi, 120 eksi 110 bölü 2'den direkt burayı 5 birim olarak 5 derece olarak bulabiliriz arkadaşlar. Ya da biraz önceki yaptığımız gibi işlem yapalım. 2A artı 2B artı e, burası 120 artı 130, e, 230, e, 120 artı 110, 230 yaptı arkadaşlar. Eşittir 360'tan. 2A artı 2B 130, A artı B'yi 65 buluruz arkadaşlar. E A artı B 65 ise şuradaki dörtgende Bakın şuradaki dörtgen de arkadaşlar iç açılar toplamı nedir? Şurası da kaç derece yapıyor? 180 eksi x yapıyor. E o zaman arkadaşlar a artı b artı 120 a artı b artı 120 artı 180 eksi x eşittir 360 dediğimiz zaman x'i de buradan yine 5 derece buluruz arkadaşlar. Tamam mı? Ya bence dediğim gibi fazla meşgul etmeye gerek yok ama bazılarının aklında direkt kalıyor. Karşılı açı ortaylar arasında kalan dar açı neymiş? Farklarının yarısı. İsterseniz oradan yapın, isterseniz buradan yapın. Size kalmış. Ama her zaman formül var bir şey çıkacak diye bir şey yok. Her zaman söylerim. ÖSYM soruyu sorana kadar formül ortada yoktur. Ama ÖSYM bir sorusunu sorsun. Hemen kitaplar formül olarak bunu koyar arkadaşlar. Ya ben de buna biraz karşıyım yani açıkçası. Bu soru sırf ÖSYM tarafından soruldu diye formülleştirilmiş bir şey diyebiliriz arkadaşlar. Ki dörtgenlerdeki gördüğünüz formüllerin çoğunluğu arkadaşlar hepsi Dörtgenler derken paray kenar dikdörtgen kare hepsi ÖSYM'de sorusu olarak soru olarak sorulmuştur ve onları da hemen kitaplar formülize etmiştir arkadaşlar. Gerek var mı? Bence yok. Çoğunlukla üçgenlerden çıkabildiğini gördüğümüz zaman daha güzel ve daha hoş bir şekilde oluyor arkadaşlar. Ha çoğu formülü biz kullanmayacağız ama çoğu formülün ispatı zor olduğundan dolayı biz ne yapıyoruz? Bazı formülleri de biliyoruz arkadaşlar bazı formülleri de bilmek zorundayız. Bunlardan birincisi şu. Köşegenleri dik kesen bir dörtgende karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşittir. A kare artı c kare, b kare artı d kare eşittir. Bu verdiğim özellik içbükey bir dörtgende de geçerli. Burada iç bükeyi olarak yazılmamış değil mi? İç bir dörtgende de geçerli arkadaşlar. Mesela dörtgenimiz böyleyse arkadaşlar. Şöyle bir dörtgen varsa içbükey bir dörtgen varsa yani. Şöyle bir içbükey bir dörtgen varsa bu dörtgende de yine aynı şey geçerli. Köşegenler dik kesişirse ama. Bir köşegen burası diğer köşegen de burası. Aa, hocam köşegenler kesmiyor ama uzantısı dik kesişirse arkadaşlar. Köşegenlerin köşegen doğruları diyelim daha doğrusu. E o zaman şurası A, burası B, burası C, burası D ise yine karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşittir. A kare artı C kare, B kare artı D kare eşit oluyor. Niye? Hocam şunun içeriye doğru katlanmış hali ya da şu katlanmışı açtığınız zaman o şekilde yine karşılaştığınız için arkadaşlar. Tamam Bunu unutmayın. Evet şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, bunu bence hiç ezberlemeyin. Bence gereksiz. Bir şey gelirse de bununla alakalı bir şey gelirse de soru gelirse de kendimiz zaten eşitler eşitlikler var ya burada. Ort tabanlarla bir şekilde bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Hatta ispatta <laughs> ispatta nasıl olacak arkadaşlar? Şöyle bir şey çizerek şöyle bir şey çizerek zor bir soru yöntemidir. Köşegen çizerek ve şurada bir ort taban çizerek ee, şurada bir orta taban çizdim A'ya. A'ya orta taban çizdiğim zaman burası A bölü 2 yaptı. E orta taban olduğu için şu parçayla şu parça eşit oldu. E şunlar da eşit ya. O zaman şurada da bir orta taban çizelim arkadaşlar. Burada da C'ye paralel oldu mesela burası. Burası da C bölü 2 oldu. E şimdi şuraya baktığımız zaman şurada bir üçgen çıktı. X gerçekten de C bölü 2 artı A bölü 2 ile bakın C bölü 2 eksi A bölü 2 arasında kaldı mı arkadaşlar? Ya da A eksi C bölü 2 arasında kaldı mı arkadaşlar? Kaldı. Üçgen estiğinden. Yani ispatı da zor. Ee, bunu kural olarak bilmeniz gerekiyor mu? Bence gerekmiyor arkadaşlar. Bunun sorusu ÖSYM tarafından çıkar mı? Artık böyle soruları çok fazla düşünmüyoruz artık arkadaşlar. Ee, yani çıkacağını da çok fazla zannetmiyoruz da yine de ne olur ne olmaz. Ee, burada da e, özet arasına konulmuş. E, çünkü zor olduğu için arkadaşlar ispatı zor olduğu için e, kural olarak bilinse iyi olur diye düşünülüp konulan şeylerden bir tanesidir diyebiliriz arkadaşlar. Dörtgenlerin alanı. Dörtgenin alanı da arkadaşlar köşegenler arasındaki açı belli ise köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2'ye eşittir. Bu arada, bu arada şunu dörtgenimiz bu şekildeyse arkadaşlar yine iç bükey bir dörtgense ben şuradan şöyle C terle C ve C terle V yapayım arkadaşlar şuraya getireyim dörtgenimiz böyleyse de arkadaşlar dörtgenimiz böyleyse de bakın şöyle bir dörtgen de varsa köşegenler arasındaki açıya baktığımız zaman yok. Ama hocam uzantısında bir açı varsa şöyle köşegenler arasındaki açı alfa ise işte burada kaç olabilir burada kaç olabilir hiç fark etmez çünkü sinüs alfa ile sinüs 180 alfa zaten birbirinin tıpkısının aynısı arkadaşlar. Hiçbir kere bir dörtgende de yine aynısı arkadaşlar yine e, alan nedir köşegenler çarpı sinüs alfa bölü ikiye eşittir. Yani şurası a burası b burası c ve burası d diyecek olursam bir köşegen ac dikkat edin arkadaşlar bir köşegen ac Diğer köşegen de nedir? Diğer köşegen de B'de. Köşegenler sadece dışarıda kesiyor arkadaşlar. AC çarpı B'd çarpı sinüs alfa bölü 2 bize neyi veriyor arkadaşlar? Alanı veriyor. Özel olarak alfa 90 derece ise burada yazmış mıyım bilmiyorum ama yazılmamış. Özel olarak alfa 90 derece ise yani köşegenler dik kesiyorsa arkadaşlar şurası A, burası B, burası C ve burası D ise Köşegenleri de dik kestirelim bakalım. Şöyle dik kestirdiğimiz halde. Sinüs 90 kaç yapıyor arkadaşlar? 1 yapıyor. O yüzden sinüs 90 1 yaptığı için bunun alanı aynı zamanda AC çarpı BD bölü 2 eşittir. Çünkü niye? Sinüs 90 1'e eşit olduğundan dolayı arkadaşlar. Tamam mı gençler? Sonra dörtgende alan özellikleri bu önemli arkadaşlar. Şunların ispatını da vermiştim konu anlatımında. Şu içeride oluşan şekil bir paralel kenardır. KLMN dörtgeni dikdörtgendir. Bir dakika. Bir bir dörtgenin kenarlarının orta noktalarının birleştirmesiyle KLMN dörtgeni paralel kenardır. Evet şu bir paralel kenarmış arkadaşlar. Sebebi nereden geliyordu arkadaşlar? Çünkü şunu şöyle çizersem. Hocam şu orta paralel oldu. Bununla da bu paralel. Karşılıklı kenarları paralel. Diğer köşegen çizecek olursam. Hocam bununla bu paralel. Bununla da bu paralel. Karşılıklı kenarları paralel. O yüzden paralel kenar oldu arkadaşlar bu. Sonra ABC'de dörtgeninde köşegenler dikse bu bir dik dörtgendir. Sebep hocam burası 90 ise yöndeşlikten dolayı burası da 90. Yöndeşlikten 90 olur. E, Paraya kenarda bir açı 90 derece ise diğer açılar da 90 derece olur. Dik dörtgen olur. E, ABC'de dörtgeninde köşegen uzunlukları eşitse köşegen uzunlukları eşitse. Mesela burası A ise. Burası A ise 2A ya. 2A ise A. E, burası da 2A ise. Burası da 2A ise. Burası da A oldu. İçerideki şekil bir eşkenar dörtgen olur demiş. Yok. Ne demiş? ABCD dörtgeninde Köşegen uzunlukları eşitse KLMN eşkenar dörtgendir. Evet KLMN eşkenar dörtgendir arkadaşlar gerçekten. Sonra <laughs> ABC'de dörtgende köşegenler dik ve eşit uzunluktaysa evet dik ve eşit uzunluktaysa içerideki şekilde bir kare oluyor diyebiliriz arkadaşlar. Ve burada asıl önemli olan nedir biliyor musunuz? Burada tamam ispatları da yaptım ama e, burada önemli olan şey bu KLMN orta noktalar alındığı zaman arkadaşlar bu tüm alanın yarısıdır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bakın burada da yazılmış. 4'te 4 i de yazılmış. Bu alan tüm alanın nesiymiş arkadaşlar? Yarısı. Bunu da sakın ama sakın unutmayın gençler. Hatta burada yazılmamış ben yazayım. Burası S1. <laughs> Burası S1. Burası S2. Burası S3. Ve burası da S4 ise arkadaşlar. Madem bu alan tüm alanın yarısı. Geri kalan parçalar da tüm alanın yarısı değil midir? Evet. S1 artı S2 artı S3 artı S4 tüm alanın yarısı diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle S1, S2, S3 ve S4 de tüm alanın yarısıdır. Ee, 1 bölü 2 çarpı alan ABCD'dir. Bir de arkadaşlar. Karşılıklı alanlar toplamları böyle orta noktalar olduğu zaman. Karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşittir. Ve tüm alanın dörtte birine eşittir. Yani S1 artı S3 ile. S2 artı S4 vermiş mi burada? Evet. Vermiş. Tamam. Şurada vermiş arkadaşlar. Şu e, karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşittir. S1 artı S3 ile S2 artı S4 birbirine eşittir. Ve tüm alanında kaçta kaçıdır arkadaşlar? Bu da tüm alanın dörtte birine eşittir. Alan A, B, C, D'nin nesine eşitmiş arkadaşlar. Dörtte birine eşittir. Çünkü biraz önce dedik ya S1 artı S2 artı S3 artı S4 de zaten tüm alanın yarısına eşit oluyor. E, S1 artı S3 Eski artı eşit. Yerine yazdığınız zaman tüm alanın dörtte e, biri olduğu daha şıkar arkadaşlar. Bunların ispatları daha öncesinde yapılmıştı. Ve ben bunu normal konu anlatımında vermemiştim aslında ama e, yine de söylemekte fayda var. Böyle alanlar varsa ben genelde alan dağıtmadan yapıyorum arkadaşlar. Bunu sorularda yani üçgen düşünüyorum hep sorularda. Siz de ilk etapta üçgen düşünün tabii ki. Ama sıkıştığınız zaman şunu da kullanabilirsiniz. Dörtgende şöyle köşegenler çizildiğinde şurada üçgenler üçgenler oluştuğu zaman üçgenlerin alanları arasında şöyle bir ilişki var. Karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit. Yani S1 artı S2 S1 artı S1 çarpı S3 karşılıklı alanlar çarpımları S1 çarpı S3 S2 çarpı S4'e eşit. Niye? Bu üç tanesi varsa ben alan dağıtmadan oranlamayı buluyorum. Sonra buradaki oran, o oranlamadan buradaki alanların oranını bulabiliyorum arkadaşlar. Yani genelde üçgen bilgisiyle yapıyorum ama çok sıkıştığınızda bu şekilde karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet böylelikle Tekrarımızı bitirmiş olduk arkadaşlar. Ve geldik sorulara. Ne yapıyoruz? Şimdi soruları biz kendimiz çözüyoruz. Nereden? Boş PDF'ten. Açıklama kısmında bir şey var. Link var. Oraya tıklayıp boş PDF'i indirin. Oraya çözün. Çözemediğiniz dolu PDF'ten bakın. Oradan da anlamadıysanız, dolup PDF'ten de anlamadıysanız nereden yapacaksınız arkadaşlar? Tabii ki videodan gerekli gördüğünüz soruya gelip oradan cevabını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet neyse. Birinci soruyla başlayalım. Bakalım birinci soru ne diyor? İç açılar toplamı. İç açılar toplamı neydi? N eksi üçgen sayısı kadar 180'di. Yani N eksi 2 çarpı 180 eşittir. 1440 arkadaşlar. Çokgen kaç kenarlıdır diye soruluyor. O zaman buradan şeyi bulacağız arkadaşlar. Şu sıfırlar sadeleşti. N eksi 2 buradan neye eşit oluyor? <laughs> 8 kere 8 64. Evet 8 yapıyor gerçekten. En de buradan kaç yapıyor? 10 yapıyor arkadaşlar. İşlem hatası yapabilirim. Dikkatli olun. Birinci sorumuz 10 çıktı. Geldik ikinci soruya. İç açılar toplamı dış açılar toplamının iki katı olan. İç açılar toplamı n-2 çarpı 180 değil miydi arkadaşlar? Eşittir. Dış açılar toplamının iki katı olan. Dış açılar toplamı neydi? 360. E, bunun da iki katına eşit olacakmış. E Burada gerekli sadeleştirmeyi yine yapalım arkadaşlar. 2 kaldı buradan n-2 buradan 4 yaptı. n de buradan kaç yapar? 6 yapar. Çokgen kaç kenarlı diye soruluyor arkadaşlar. Geldik 3'e. Hocam çokgen iç açılar toplamı neydi? 360 dereceydi. Ee, 360 derece olur mu? Pardon. Çokgen iç açılar toplamı neydi? Hocam bilmiyoruz ki. Neydi ya? n-2 çarpı 180 değil mi? E, ee, kaçgen bu? Ya boş ver onu da. E, ee, sıkıştıysan hemen bir üçgen oluştur kardeşim. Hemen bir köşeden böyle üçgenler oluştur şöyle. Olay bitti. 1, 2, 3, 4 tane üçgen oluşuyor? Evet. Yani iç açıları ölçüleri toplamı 4 çarpı 180'dir arkadaşlar. 4 çarpı 180. Bunların bunun 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 toplamına eşit olacaktır arkadaşlar. Şuradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu birinci yol. Ama biz bunu çok fazla sevmiyoruz. Yani dış açılar toplamından gitmek her zaman daha sağlıklı oluyor arkadaşlar. Çünkü dış açılar toplamı her zaman 360 derece. Dış açıya tamamla sayılar küçük oluyor ya daha rahat olacaktır. Emin olun daha rahat olacaktır. 180'e tamamlayanı, 180'e tamamlayanı, 180'e tamamlayanı. E, burada da 180'e tamamlayanı x diyelim mesela. Burada da 180'e tamamlayanı 50. Kafadan yapalım burada. Dış açılar toplamı 360 neye eşit olacaktır arkadaşlar? 90, 50 daha 140. E, 50 daha 190. E, 70 daha 260. 320. Evet. 320 artı x'e eşit oldu. X'i de buradan kaç bulduk arkadaşlar? X'i de buradan 40 derece bulduk. E, X 40 sağ alfada ne yapıyor? 180 eksi 40'dan 140 dereceye eşit oluyor. Dediğim gibi işlem hatası yapabilirim. Bazen hızlı yapayım derken sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Üçüncü soruyu da böylelikle bence dış açılardan daha rahat bir şekilde çıkıyor. Size kalmış tabii ki. <laughs> evet geldik şuraya. Ama bazen dış açılardan yapamadığımız, dış açılardan zorlanabileceğimiz şeyler de geliyor arkadaşlar. E bu kaçgen, beşgen. Beşgen iç açıları toplamı neydi arkadaşlar? Beşgenin iç açıları toplamı n 5 5 2 çarpı 180. Çok mu sıkıntı yaşadın? Bir köşeden üçgen çiz, üçgen çiz. Başka da üçgen çizemiyorsun. Kaç üçgen? 1 2 3 üçgen. Yani 3 üç tane 180 iç açıları ölçüleri toplamına eşit oluyor arkadaşlar. E o zaman iç açıları ölçüleri toplamına ben buna x x diyeyim, buna da y y diyeyim. Ee, neye eşit olacaktır 1, 2, 3 alfa artı 2x artı 2y değil midir evet 3 alfa artı 2x artı 2y eşittir e, burada boşu boşuna 75'i vermez arkadaşlar şuraya baktığımız zaman x artı y artı 75 eşittir 180 değil mi x artı y'yi buradan kaç buluruz arkadaşlar 105 derece buluruz gel burada x artı y yerine 105 derece yaz yani burası kaç yaptı 210 yaptı 3 çarpı 180 540 yaptı 540 eksi 210 eşittir 3 alfa yaptı o zaman buradan 330 eşittir 3 alfadan alfayı da buradan kaç derece buluruz? 110 derece buluruz arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle 110 çıktı arkadaşlar. Dördüncü soruda. Geldik beşinci soruya. Dış bükey bir çokgenin iki ilk ilk iki iç açısı pardon dış bir çokgenin iki iç açısı 118 ve 132'dir. Geriye kalan tüm açıları birbirine eşit ve 130 derecedir. O zaman ben buna en kenarlı bir çokgen diyecek olursam. Birinci yol arkadaşlar en kenarlı bir çokgen diyecek olursam. iki tane iç açısı 118 ve 132. Geriye kaç tane açısı kaldı? N-2 tane açısı kaldı. N-2 tanesi eşitmiş. Yani N-2 tane 130'un toplamı N-2 çarpı 100, e, N 2 çarpı 130 değil midir arkadaşlar? Evet. Bu da neye eşittir? İç açıları ölçüleri toplamına. E, unuttuk hocam ne yapacağız? sıkıntı yok. Kendimiz çıkartabiliriz. Ben yine de söyleyeyim. N-2 çarpı 180'e eşit olacaktır arkadaşlar buradan. İşlem işlem işlemle n'i bulacağız arkadaşlar. Ama ben bir de ikinci yolu söyleyeyim. Her zaman dış açılardan gitmek daha sağ değil miydi? Evet. ikinci yol arkadaşlar. İkinci yolu üstte yapayım. Dış açılar toplamı nedir? 360 derecedir. Bunun dış açısı kaç derece arkadaşlar? 62 derece. Bunun dış açısı kaç derece? 48. E 62 artı 48 artı. n iki tane açı ne? 130. İç açısı 130. Dış açısı kaç yapıyor? 50. N-2 tane 50 eşittir. 360 eşit olacak. Şu ikisinin toplamı 110 yaptı. N-2 çarpı 50 derece neye eşit olacak o zaman arkadaşlar? Şurası 110. 360'tan 110 çıkartırsak 250'ye eşit oldu. O zaman N-2 de buradan 5'e eşit oldu. N de buradan kaça eşit olur arkadaşlar? 7'ye eşit olur. Burada da işlem yapacak olursanız N'i 7 bulursunuz arkadaşlar. Tamam mı gençler? Olay bu. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Geldik 6'ya. Şimdi düzgün beşgen. Hmm. Düzgün çokgenli açı. İç açısı lazım bana. Hocam direkt dış açıdan yola çıkıyoruz. Nedir? 360 bölü 5. Kaç çıktı? 72. Düzgün beşgeni ve düzgün altıgeni biliyorsunuz da olsun ben yine de yazayım. O zaman iç açısı kaç derece çıktı? 108. E, her yerde 108 derece. E, burası da 108. Burası da 108. E hocam burası da 108 olduğundan dolayı. 80'i buradaysa buraya kaç derece kaldı o zaman? 28 derece kaldı. E, alfa'ya bakacağız. Bu alfa da iç açısı. Yani 108 artı 28 artı alfa eşittir. 180 yapmalı. Şu ikisinin toplamı 136. Alfa'yı da buradan kaç derece buluruz? 44 derece buluruz arkadaşlar. Evet. Geldik şu soruya. E, şu doğrusal galiba. Çünkü EF ile DC'nin kesiminden bahsediyor. EF ve EF e, ve DC EF ve DC EF ve DC Evet. Bir de DF açısından bahsediyoruz. DF açısı. Şunun doğrusallığı kesin. Şunun doğrusallığından bahsedebiliyor muyuz? EFB açısı. Evet. EFB açısı dediği için arkadaşlar bu da doğrusal. Sıkıntı yok. Dış açı. Düzgün çokkende. Düzgün beşkende. 360 bölü 5. Yani kaç derece? 72. Evet. Dış açısı 72 arkadaşlar. E dış açı bak şurada da var. 72 derece. Dış açısı 72 derecesi. iç açısı kaç derece yaptı? 108 derece. Hocam burası 108. E 108 15 daha. Şurayı bulabiliriz arkadaşlar. 108 15 daha. 123 yaptı. 180'e tamamlayan 57 derece yaptı. Şurası 57 yaptı arkadaşlar. Burası da 57. E o zaman 72 57 ve alfa'nın toplamı 72 57 ve alfa'nın toplamı da kaç yapacaktır? 180 yapacaktır. Alfa'yı da buradan kaç buluruz? E, şu ikisinin toplamı arkadaşlar 129. E 129'sa o zaman 51 derece mi? 51 derece yapıyor arkadaşlar. Değil mi? 129 51 yapıyor. Aynen öyle. 7. soruyu da böylelikle 51 bulduk. Geldik 8'e. Düzgün çok düzgün altıgen. Hocam düzgün altıgen. Hemen dış açısı. 360 bölü 6. Dış açısı kaç derece arkadaşlar? 60 derece. Hocam dış açısı 60 derece. Hop şurası 60. E, dış açısı 60 ise iç açısı kaç derece yapar? 120. Hocam düzgün çokgen olduğu için bütün kenarları birbirine eşit değil midir? Evet. Bütün kenarların eşitliği çok önemli arkadaşlar e, bütün kenarlar eşit işte olduğu için hocam burada kaç? 120 derece. 120 ise o zaman x kenardan dolayı burada kaçlarımız 30 30 yaptı. E, burası da 120. Buraya kaç kaldı? 90. Hocam burası da 120 ise x kenardan dolayı bunlar da 30 30 yaptı. E, 30 90 ise burada kaç kaç derece? 60. 60 ise alfayı da buradan kaç derece buluruz? 60 derece buluruz. 8. sorunun cevabı da 60 çıkar arkadaşlar. Geldik 9'a. Bak düzgün altıgen. Bir simetri eksen arkadaşlar bu. E, simetri ekseni olduğu için ne olmak zorunda? İç açısının kaç derece olduğunu biliyoruz. Artık 120 derece olduğunu biliyoruz ya. Bu simetri ekseni olduğundan dolayı iki eş parçaya bölmek zorunda. Yani bunlar 60'ar derece oldu arkadaşlar. E, burası da zaten 40 derece. 180'i e, 180 e açısı. 60-40 daha 100. O zaman buraya da kaç derece kaldı? 80 derece kaldı. Alfanızın açısı 80 derece yapar arkadaşlar. Evet. Şuradaki şeyi unutmuşum arkadaşlar. Aslında bu 9 ve bu da 10. soru arkadaşlar. Tamam mı? Ee, neyse bu da bir soru arkadaşlar. Şuraya şey vermeyi unutmuşum. Bir iç, bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 8 katı olan bir iç açısının ölçüsü neydi arkadaşlar? Eyvah nasıl bulacağız hocam biz şimdi? Evet. Bir dış açısı. <laughs> He. Bilmiyoruz ki. D bir, düzgün çokgen şey yapalım arkadaşlar. Bir düzgün çokgenin bir iç açısından bir de dış açısından bahsediyor. Bak. Bir iç açısı. Bir dış açısının 8 katı olan. He. Bir dış açısının 8 katı olan o zaman ne çıktı burada? 9 alfa eşittir. 180'den alfayı da buradan kaç derece buluruz? 20 derece buluruz arkadaşlar. E, düzgün çok yeni çevre uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Bir kenarda kaç birmiş arkadaşlar? 5 birmiş. E, o zaman e, bu dış açısı kaç derece oldu? 20 derece olduğu için 360 bölü dış açısı bize kenar sayısını verir arkadaşlar. O da kaç çıktı? 18 gen çıktı. O zaman çevrede ne olacaktır? 18 tane 5 kenarından olacağı için 5 çarpı 18'den cevabı da 90 buluruz arkadaşlar. Evet cevabımız 90 oldu bu soruda ee, değer vermeyi unutmuşum. 10. soruydu aslında bu. Neyse geldik bu soruya. Buna da 10 diyelim. Bizim için önemli olan neydi? Bak düzgün çok yan verilmiş burada. A, B, C, D, E, F düzgün çokgenin köşeleriymiş arkadaşlar. E düzgün çokgenin köşeleri bir de FPA'dan bahsetmiş. FPA yani şurası doğrusal. Burası da doğrusal. Dikkat edin bizim için dış açısı çok önemli. Dış açıya yoğunlaşalım. Şuraya alfa diyecek olursam. Hocam burası da dış açı burası da alfa. E o zaman burası ne yaptı? 180 eksi alfa yaptı iç açısı da. Tamam her yerde iç açısı 180 eksi alfa. O zaman buraya da 180 eksi alfa. Buraya da 180 eksi alfa yazalım arkadaşlar. E ne yapacağız arkadaşlar? takıldık kaldık. Üçgen bir özellik yok burada. O zaman üçgen bir özellik olmadığı için arkadaşlar ne yapalım? Şunu da uzatalım. Burada da dış açı şey yapalım. E burada da dış açı şey yapacak olursak arkadaşlar kullanacak olursak burası da alfa. Ben bunu uzattığım zaman 36'yı kullanabilirim. İki iç açının toplamı bir dış açı. Burası kaç derece yaptı arkadaşlar? Alfa artı 36 yaptı. Sonrasında burayı da uzatabiliriz ama bence gerek kalmadı. Şurada bir ne çıktı arkadaşlar? Bu oyunuz mu? Dersiniz. Bu merak. Bu dersiniz. Ne dersiniz? deyin arkadaşlar. Şu üçünün toplamı buna eşit olmayacak mı? Evet. Yani 180 eksi alfa eşittir. Alfa alfa ve alfa artı 36'nın toplamı. Alfa alfa ve alfa artı 36'nın toplamına eşit olacak. Buradan 4 alfa eşittir 144. 4 alfa eşittir 144. Alfayı da buradan ne buluruz? 36 derece olarak buluruz. Ama düzgün çokgen kaç kenardır diye soruluyor arkadaşlar bize. O zaman 360 bölü e, dış açı bize neyi verecektir? Kenar sayısını verecektir. 360 bölü 36 kaç yapıyor arkadaşlar? 10 yapıyor. Yani cevabımız böylelikle 10 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Evet düzgün çokgenleri böyle iç içe verebilirler arkadaşlar. ÖSYM'nin de sevdiği tarzdır. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Düzgün çokgen demiş ya. Düzgün düzgün altıgen, düzgün beşgen ve düzgün e, dörtgen değil de kare olarak verilmiş. Eşitlikleri mutlaka mutlaka yazın. Evet düzgün altıgenin eşitliklerini yazdık. E, düzgün altıgende artık bir iç açının kaç derece olduğunu biliyoruz. 120 derece olduğunu biliyoruz. Şunlara bir 120 yazalım. E, hocam kareden dolayı şu eşitleri yazalım. Hocam düzgün beşkenden dolayı şu eşitleri yazalım. A ne çıktı? Bir ikiz kenar çıktı arkadaşlar. E hocam ben şurada açıyı 90 derece olarak biliyorum. Şurada açıyı da 108 derece olarak biliyoruz. Artık düzgün altıgenin 120, düzgün beşgenin de 108 derece oldu. Sorulardan içimize işledi sanki. Düzgün beşgenin iç açısında 3 ya dış açıdan dolayı bulduğumuzda biliyorsunuz. 360 bölü 5 72 180 e 180'e tamamlayan da 108 derece yapıyor diye şey yaptık arkadaşlar. Peki hocam artık ben şurada kaçıyı bulabilirim. Nereden? Şunların toplamından dolayı. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı arkadaşlar? Şu ikisinin toplamı 228 yaptı. 228 90 daha 318 yaptı. O zaman 360'tan 318'i çıkarttığım zaman 2 burası 42. Evet burası 42 derece yaptı. E burası da alfa olduğundan dolayı x kenar üçgenden dolayı 2 alfa artı 42 eşittir 180'den ya da 180'den 42 çıkartıp 2'ye de bölebilirsiniz arkadaşlar. 2 alfa eşittir 138 yapar. Alfa da buradan kaç yapıyor arkadaşlar? 69 derece yapıyor. Evet 11. sorumuzun cevabı da 69 çıkar. Geldik 12. soruya. Evet bak düzgün sekizgen ve kare iç çevirilmiş arkadaşlar. Eşitleri mutlaka yazıyoruz. Düzgün sekizgendeki eşitleri yazdık. Tamam uzak buraları yazmamıza gerek yoktu aslında ama olsun. E, karede keşitleri de yazık. Aa ne çıktı? Ekstra bir x kenar çıktı. Karenin bir iç açısının 90 derece olduğunu biliyoruz. Düzgün 8 genin bir iç açısını bilmiyoruz. 360'ı biz 8'e bölelim bakalım. 45 derece. Hocam dış açısı 45 derece. iç açısı da kaç derece yaptı? 135 derece yaptı. E hocam burası 135 derece ise 135 derece ise 135 burada 90'ı burada. O zaman buraya 45 derece mi kaldı? Evet. Şimdi alfa isteniliyor bizden. Alfa şu ikiz kenardan dolayı şurayı bulabiliriz. E, burayı bulalım. 180'den 100, e, 180'den 45 çıkarsak 135. 2'ye bölsek hocam burası 67 buçuk. 67 buçuk çıkıyor burası. E, 67 buçuk 90 ve alfa olduğu için yani e, alfada da kaç derece yapıyor? Alfa 90 ve 67 buçuk toplamı. 67 buçuk toplamı eşittir 180 derece yapacak ya da alfa ile 67 buçuk toplam 90 yapacak ya. 67 67.5'un 90'a tamamlayan nedir arkadaşlar? Tabii ki 22 buçuktur. Yani 12. soruyu da böylelikle 22 buçuk bulduk arkadaşlar. Geldik 13'e. Evet şöyle bir katlama var. Katlamada ne olursa olsun arkadaşlar. Eski haline bak çokgenlerde de katlama karşımıza gelebilir. Eski haline bir şekli geri getiriyoruz arkadaşlar. Şekli geri getirdik. Sonra bu nasıl bir çokgende arkadaşlar? Düzgün çokgende. Düzgün çokgende şu eşitleri mutlaka mutlaka yazalım arkadaşlar. Eşitleri yazmayı ihmal etmeyin. E sonra ben bunu böyle katladım. Katlamalarda ne diyoruz arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Oo süper oldu. Bak şu eşitliği gösterince şurada da bir X kenar çıktı mı? Çıktı. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Burada kaç? 35 derece ya. Hocam burası da 35 derece yapar. Üst üste binen açılar da hop bala bala. Şunlar da birbirine eşit. Sonra alfa isteniyor. Tam oraya gideriz. Bu düzgün kaçken? Düzgün altıgen. Düzgün altıgenin bir iç açısı kaç derece? 120 derece. 120, 35 daha 155. Buraya kaç derece kalır? 25 derece kalır. O zaman burası da 25 derece. Ve dikkat edin arkadaşlar. Şu açımız bizim tamamı 120 dereceydi. E, 25, 25 daha 50. 120'ye tamamlayan kaç derece yapar? 70. E i̇kiz kenar var. Soru kendinden akıyor. 180'den 70 çıkart. 110. 2'ye böl. 55 dereceler yaptı Burada. E bu açının tamamı 120 derece yaptığından dolayı alfa ile 55'in toplamı eşittir 120 diyelim arkadaşlar. Alfa'yı da buradan kaç derece buluruz? <laughs> 55, 7, 65 derece mi buluruz? Evet 65 derece olarak buluruz arkadaşlar. Ve 13. sorunun cevabı da 65 çıktı. Katlama sorusu mantığı ve önemli. Her yerde katlama önemli. Ama tekrar tekrar söylüyorum. ÖSYM bu katlamayı katlama demez de bu doğruya göre simetriyi de diyebilir. Yani katlamaya hepimiz alıştık. Simetriyeni görünce de sıkıntı yaşamayın arkadaşlar. Evet cevap 65 çıktı. İşlem hatası yapmadıysa. Ve geldik şuraya. Bir düzgün beşgen ve kare verilmiş. Arkadaşlar kare verilmiş ve düzgün beşgen verilmiş. Vallahi bu sefer düzgün kenarları yazsak, böyle eşittir yazsak tüh ya. Olmadı hocam. E, düzgün beşgenin bir kenarı farklı, karenin bir kenarı farklı. E ne yapacağız? Dikkat ederseniz karenin bir kenarı düzgün beşgenin bir köşegeni. Düzgün beşgende bütün köşegenler ne oluyordu arkadaşlar? Birbirine eşit oluyordu. Aa eşitliği yazdım. Bak burada eşitliği yazdım. Köşegenler birbirine eşit olacak. Bak ne çıktı burada? X kenar. Tamam. Buranın 108 derece olduğunu biliyoruz. Yani artık biliyoruz değil mi arkadaşlar? E şuradaki x kenardan dolayı 180'den 108 çıkart 72. 2'ye böl 36 36 olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde burası da 108 derece. Bunlar da 36 36 yaptı arkadaşlar. E burası da 108 derece arkadaşlar. Şurası ya da Burası da 108 ya. Buraya kaç kaldı? 72. Hocam x kenardan dolayı burası da 72. X kenar. 72, 72, 144'ten burası kaç yaptı? 36 yaptı. Şimdi biz neyi kullanmadık? Şu x kenarlığı kullandık ama burada da ekstradan bir x kenarlı çıktı. Bak gördünüz mü? Evet bu x kenardan dolayı şu x kenarın taban açısı kaç derece arkadaşlar? 36, artı, 36 artı alfa. Hocam o zaman burası da 36 artı alfa yapar. E hocam şurada kaçı? Ya kardeşim şurası 90'a tamamlıyor zaten. Bak 36'ın 90'a tamamlayanı kaç derece? 54 derece. E o zaman o zaman 54 36 artı alfa ve 36 artı alfa 54 36 artı alfa ve 36 artı alfanın toplamı kaç derece? 180 derece. Ya da 180'den 54 çıkart. 126. 2'ye bölsen 126'yı 63 çıkar. E, buradan 36 artı alfa eşittir 63 çıktı. Alfayı da buradan kaç derece bulduk arkadaşlar? Ee, kaç yapıyor? 27 mi yapıyor? 27 derece olarak çıkar arkadaşlar. Düzgün meşkenin köşegenlerinin birbirine eşit olması bakın önemli arkadaşlar. Tamam. Dikkat edin bu soruya. 14. soru böylelikle balık kesir çıktı. Geldik 15. soruya. Ya arkadaşlar bak yeri gelmişken söylüyorum. Ee, ya alan muhabbeti altıgenle mi altıgenle çıkabilir mi çıkamaz mı çok fazla emin değiliz. Ama ben sorularımın arasına yazdım arkadaşlar. Düzgün altıgende tüm altıgenin alanının alttan akara köküç bölü 4 olduğunu biliyoruz. Hatta bazılarınız şu soruyu şöyle yapacak. Aa A, hocam burası 2A burası da 2A. Hocam şuradan e, S1 alanını tam bulamam ama şöyle yaparsam. Burası 120 derece ya 120 olduğundan dolayı bunlar 30-30 yaptı. E Burası da 120 burası da 90. Bak buranın da dik üçgen olması önemli arkadaşlar. Hatta 2A 2A burası da 2 köküç A olur. Sonra S1 alanını ben bulabilirim. 2A çarpı 2 çarpı 2A çarpısının sinüs 120 bölü 2. Ee, bir de artı a çarpı 2 kök 3 a bölü 2'den bulduk. S2 alanını da bulabiliriz arkadaşlar. Şöyle alan dağıtmadan işte ee, a'da kalan buysa a'da kalan bu deyip şey yapabiliriz. Sonra bu simetri ekseni burada kalan da burada kalan eşit olur diyebiliriz arkadaşlar. Ama baya bir şey çıkıyor arkadaşlar. Altıgenin alan sorularında tüm alan değil de tüm alan bir kenar belliyse tüm alan belli. Altı tane kare bölü 4 onu biliyoruz. Altıgenli sorularda şunu tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Şunu tavsiye ediyorum. Ben şahsen özellikle alan dağıtmalı sorularda çok kullanıyorum. Sizin de kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şu üçgenin alanı A iken burası 2A'dır. Simetri ekseni olduğu için arkadaşlar bakın. şurada kalan A ise burası 2A'dır. Simetri ekseni olduğundan dolayı en uzun köşegen e burası 3A ise burası da 3A. Yani 1, 2, 3 kuralı var arkadaşlar. Ya yani bunu önceden ben de biraz önceki size gösterdiğim yoldan yapardım. Ama genelde böyle oranlama falan varsa altıgende bu şekilde bu alan dağıtımını bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Hatta küçük alanı A iken tüm alan 6A yapıyor arkadaşlar. Ee, bunu unutmayın. A iken burada 1'e 2 oran var. E ee, gerisi de zaten 3A oldu belli simetri ekseninden dolayı. O zaman burada da oranlama var ya alan dağıtma yapacağımız belli. Hocam o zaman şöyle yapalım. Şöyle işte bu çift çiftizde kalan çiftizde kalan ama onun öncesinde bak burası A iken burası 2A olmaz mı arkadaşlar? 1'e 2 oran vardı burada. Evet. Hatta bu 2A'yı keş parçaya böldü. AA A diye keş parçaya böldü arkadaşlar. Çünkü tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde alan dağıtabiliriz. E, simetri ekseni ise burası 3A ise burası da nedir? 3A'dır. O zaman S1 bölü S2. S1 dediğimiz 2A. S2 dediğimiz de arkadaşlar 4A oldu. Dolayısıyla cevabımız da 1 bölü 2 çıktı arkadaşlar. Ah hocam bunlar eşitken hep 1 bölü 2 mi? Ya kural olarak ezberlemeyin. Ya 1'e 2 oran olsaydı 1'e 3 oran olsaydı o zaman tabii ki daha farklı olacaktı işler arkadaşlar. Evet 15. soruyu böylelikle 1 bölü 2 bulduk arkadaşlar. Geldik 16. soruya. <laughs> Aşağıda ki şekil 6 tane eşkenar üçgenden oluşmuştur. 6 tane eşkenar üçgen. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eşkenar üçgen. Alt tane eşken üçgense burası 60 derece, burası 60 derece, burası 60 derece. Ya şu altıgenin şuraya sınavı yoğunlaşıyorum arkadaşlar. Burası da 60 derece, burası da 60 derece, burası da 60 derece, burası da 60 derece. Her üçgen köşelerinin her ikisi de komşu e, altı tane eşken üçgenden oluşmuş. E, her üçgen köşelerinden ikisi komşu iki üçgenin kenarlarının orta noktası. Evet şu orta noktasıymış arkadaşlar. Burası da orta noktası da Şunlar acaba eş üçgen mi diye kendi kendime soruyorum. Buna göre boyalı bölgenin alanının tüm şeklin alanına oranı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor bize arkadaşlar. Şimdi eşkenar üçgen bu. Bu da bir eşkenar üçgen. Eş eşkenar üçgen mi acaba? Şu cümle çok önemli. Her üçgen köşelerinden ikisi her üçgen köşelerinden ikisi her üçgenin köşelerinden ikisi mesela bu köşesi ve bu köşesi. Değil mi? Evet. Tamam o zaman. Bu köşesi ve bu köşesi ne yapıyor arkadaşlar? Kenarların orta noktasına yerleştirilmiş. Ee, diğerlerinin kenarlarının orta noktasına yerleştirilmiş. Mesela şu şöyleyse bu üçgen e, tam bu orta noktasıysa arkadaşlar bu da orta noktası olacak ya burası da eşit olacak o zaman burası iki tane çizgili Bakın burası da iki çizgili. Bu üçgenler eş oldu. Hatta burası da aynı şekilde diyebilir miyiz arkadaşlar? Evet. O zaman bu ne oldu arkadaşlar? Şu şekilde bir şekil karşınıza çıktı. Yani içeride oluşan şekil bir ne oldu? Düzgün altıgen oldu arkadaşlar. Düzgün altıgen oldu. Sebep dış açıları 60'ar er derece. Her birinin dış açısı 60'ar er derece olduğundan dolayı. Evet boyalı bölgenin alanının tüm şeklinin alanına oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız? Alan dağıtımı yapacağımız aşikar arkadaşlar. Tabi şuradaki eşitlerden dolayı alan dağıtımı yapacağımız belli. Ne yapalım arkadaşlar? Benim biraz önce gösterdiğim şeyden yapalım isterseniz. Burası A iken şurada bir alan dağıtım yapalım. Ben şurayı seçtim arkadaşlar. Çizdik alan A ise çizdik alan yine nedir? A'dır. Şöyle yapacak olursam çizgideki alan yine nedir? A'dır. Çizgideki alan bu sefer 2A iken burası da ne oldu? 2A oldu. A. Bir eşkenar üçgenin alanını kaç A buldum? 4A buldum. O zaman buraları da nedir arkadaşlar? 4A'dır. Bunları 4A diye yazayım. E burası A iken ben buranın ne olduğunu biliyorum. 2A olduğunu biliyorum. Biraz önce söylediğim şeyden dolayı. E çünkü 1-2-3 kuralı vardı arkadaşlar. Şöyle demiştim. 1-2-3 kuralı. Alan dağıtmalı sorularda çok işimize yarar. Burası da 3A. Şimdi boyalı bölgenin alanı 6A bölü tüm şeklin alanına oranı. Şimdi 4A'dan kaç tane var? 6 tane var. 6 tane 4A artı bir de altıgenin alanı var burada. O da 6A arkadaşlar. Yani cevabımız 6A bölü 30A yaptı. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 6 bölü 30'dan 1 bölü 5 yapar. 16. soru güzel bir soru arkadaşlar. 16. sorunun cevabı böylelikle denizli çıktı. <laughs> Geldik 17. soruya. Şimdi bu düzgün altıgenlerden oluşmuş. ABC eşkenar üçgenin içine e, içine birbirine eş 10 adet düzgün altıgen çizilmiştir. Evet eşkenar üçgen olduğu için nokta açısıyla gösteriyorum arkadaşlar. Burada kaçlar? ya 60'a yazamayacağım maalesef. 60 derece. Hocam bak burası da 60. Dış açısı olduğu için. O zaman 60 60 ise burası da 60 oldu. Hocam burası da 60. 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 Dış açı olduğundan burası da 60. Görüyorsunuz arkadaşlar dış açısı dış açısı. Yani küçük de bir eşkenar üçgen oldu arkadaşlar. Peki <laughs> ne yapalım burada arkadaşlar? Taralı alanlar toplamı. Şuraya bir a diyecek olursam taralı alanlarda kaç tane var? 10 adet eş eşkenar üçgen. 10 10 tane eşkenar 10 e, tane ne var? Düzgün altıgen var. 10 tane 6 tane a kare kök3/4 değil miydi arkadaşlar alan? Neye eşitmiş? 60 kök3 eşitmiş. O zaman bir kenara a dediysem a'yı ben buradan bulabilirim arkadaşlar. Şimdi şu ile 10'un çarpımı 60 bu da gitti. Köküşler de gitti. A kare eşittir 4 yaptı arkadaşlar. A'yı da buradan kaç bulduk? 2 bulduk. Evet. Düzgün altıgenin bir kenarını 2 bulduk. Hocam burası o zaman 2. Hocam burası da 2, burası da 2, burası da 2. Düzgün altıgenin yarısı bu. Simetri ekseni e, en uzun köşegen bir kenarın 2 katıydı. O zaman burası 4 yaptı. Burası 2, burası 4, burası 2, burası da 2 oldu mu? Oldu. AB uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar 2, 4, 8, 10, 14, 14. 18 mi yapıyor? Cevabımız 18 yapar arkadaşlar. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 18 yaptı arkadaşlar. 17. sorunun cevabı. Geldik 18. soruya. Evet. Benzeri ÖSYM'de çıktı ve geçen sene çıkmıştı arkadaşlar. Geçen sene de bizim e, nerede vardı bu? Şeyde vardı. Denememizde mi vardı? Evet, denemede. Bizim denemede vardı arkadaşlar. Benzeri de zaten şeyde çıktı, sınavda da çıktı arkadaşlar. Şimdi bir kareden bir de eşkenar üçgenden bir şekilde gösterilen ABC'de düzgün çokgeni. Bak ABC'de düzgün çokgenmiş arkadaşlar. Kenarları üzerine çokgenin dışına doğru yeşil renkli kareler ve mavi eşkenar üçgenler. Arkadaşlar bu düzgün çokgen. Dikkat edin. Şu düzgün çokgen. Düzgün çokgenin kenarları bakın şurası AB, BC, CD ve böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Bu bir neymiş? Dışına bir kare oluşturulmuş. Kareden dolayı şunlar birbirine eşit. Ve düzgün çokgenden dolayı eşit. Kareden dolayı eşit. Bu da bir eşkenar üçgen. Burası da kaç derece? 60 derece. E düzgün çokgenin nesi lazım arkadaşlar bana? Düzgün çokgenin kenar sayısını bulmak için tabii ki dış açısı lazım hocam. Dış açısı nedir? Hop şunun uzantısı. Şöyle şey yapabiliriz arkadaşlar şu kenarın uzantısı şu şekilde uzatabiliriz. Aa ben bunu böyle uzattığım zaman dış açısı şurada kaç değil mi? Aynen öyle. Hocam 90 60 ise buraya ne kaldı? 30 derece kaldı. E bunun tamamı 90 buraya kaç kaldı? 60 kaldı. O zaman dış açısı 60. O zaman 360 böyle 60 kaç geldi arkadaşlar? 6 geldi. Cevabımız ne çıktı o zaman? Altıgen çıktı arkadaşlar. Düzgün çokgenlerde önemli olan şey neymiş? Dış açı. Ya da bunu böyle uzatırdın, hiç fark etmez. Hocam 90 60 e, buraya ne kaldı? 30. E, buraya da 60 derece kaldı diyebilirdik arkadaşlar. Seçenekler fazla. E, ya da iç açıyı da bulabilirdiniz arkadaşlar. 90-60-90'dan burayı bulup iç açısından dolayı dış açıya da gidebilirdik arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Evet. Örnek 18'i böylelikle denizli bulduk. ya Ge Geldik örnek 19'a. Bakalım ne diyor. Şekildeki A noktasından saat 8'de hareket eden bir gemi sabit hızla yol almakta ve düzgün çokgenin ABCDF rotasını izlemektedir. Bu gemi 9.30'da ilk kez D noktasına gelmiş. Sonra ikinci kez de e, 12, 14.30'da gelmiş arkadaşlar. D noktasından geçtiğine göre ACD açısı kaç derecedir diye soruluyor. Yani kaç olduğunu bulacağız arkadaşlar. Bakın buradan başlayıp 3 kenarda buraya mı gelmiş? Evet 8'de başlayıp kaç saat geçmiş? 1.5 saat mi geçmiş? O zaman 1.5 saat geçmişse arkadaşlar. 1.5 saat geçmişse. Buradan buraya her bir kenarda kaç dakika geçmiş oluyor arkadaşlar? Yarım saat mi geçmiş oluyor? Evet 30 dakika geçmiş oluyor değil mi? 30 dakika 30 dakika ve 30 dakika geçmiş oluyor. O zaman arkadaşlar buradan yine aynı yönde devam edip hop şöyle geldiğine göre bu 14.30 bakın şimdi 14.30'dan 9.30'u çıkarttığımız zaman 9.30'u çıkarttığım zaman kaç saat yapıyor onu bulalım arkadaşlar. 0 0 9 5 5 saat yapıyor. 5 saat demek kaç dakika demek arkadaşlar? 5 saat demek 6 kere 5 30. 300 dakika demek arkadaşlar. E 300 dakika sen buradan böyle dolaşıp bakın şuradan şöyle dolaşıp 300 dakikada şuraya geldiysen şöyle 300 dakikada buraya geldiysen e her bir kenarda 30 dakikada yol alıyorsan o zaman sen 300'ü 30'a böldüğün zaman kenar sayısını bulmaz mısın? Bulursun. O zaman bu kaçgenmiş arkadaşlar? 10 gen. Bu ongen. Ongen olduğu için 360 bölü 10 bize dış açıyı verir. 36 derece. E bizim dış açısı 36 derece ise bakın dış açısı 36 derece ise iç açısı kaç yapar arkadaşlar? 144 yapar. E şu kenarlar birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Eşit. E 144. 180'den 144 çıkart bakayım. 36 kaldı. 2'ye böl 18 18 yaptı buraları. E 18 ile de alfanın toplamı da kaç yapacaktır? 18 ile de alfanın toplamı eşittir. Yine iç açısı olduğu için 144 yapmak zorunda arkadaşlar. O zaman alfada ne yapar? 144 eksi 18 o da kaç yapar arkadaşlar? 126 derece yapar. Evet 19'un sorunun cevabı da böylelikle 126 çıkar arkadaşlar. Güzel bir soru. Yeni de çevirmiş. Şuradan şuraya ne dedik? 1,5 saatte de geçmiş. Yani 1,5 saat dediğimiz arkadaşlar 30 dakika 30 dakika 30 dakika değil midir? 1,5 saat. 30 dakika 30 dakika 30 dakika yani 60'da 1 buçukta çarpabilirdik. Ee, 1 saat 60 dakika ya 60 çarpı 1 90 dakika diyebilirdik. O zaman 3'e böldüğümüzde 30 dakika bulduk burada. Sonra buradan buraya geçen süreye baktık. Buradan buraya geçen süre 5 saat yani 300 dakika. E, 300 dakikada buraya geldiyse her bir kenarda 30 dakikada e, gidiyorsa 300, 300 bölü 30'dan 10 kenarlı olduğunu bulduk. Sonra da geri kalanı bildiğimiz genel özellikler arkadaşlar. Evet 19. soru böylelikle bu çıkar. 126 çıkar. Ve geldik 20. soruya. Düzgün beşgeni kullandırmışız ve garip bir açı sorusu soruluyor. Bu da e, belki tanıdık geliyordur arkadaşlar. Acilden aldığım bir soru. Genelde e, acilin tyT ayetlerinden almıyorum arkadaşlar soruları. E, görmediğiniz bir yerden alıyorum. Yine acilin görmediğiniz bir yerinden alıyorum bu arada onu söyleyeyim acilin neresinden alıyoruz bunları acilin ara sınıf kitaplarından aldım arkadaşlar görmediğiniz sorularla sizi tekrar ettiriyorum mesela şu yandaki soru da acilin sorusu yani bir yerde soru eksikliği kaldığı zaman acil kitabına da böyle hatta bazen kendi pdf'ime de bazen e, gidiyorum arkadaşlar e, ama çok az çok nadir genelde görmediğiniz sorularla bu soruları halletmeye çalışıyoruz evet düzgün çokgende Vallahi valla arkadaşlar sorular böyle yani çok nasıl çok farklı farklı e, yani yeni nesil soru çok fazla yazılamıyor maalesef bunlarda. Yani bu şekilde bir tane de zorlayıcı bir soru yazmak istedik arkadaşlar. Şimdi benim burada bu soruyu çözmek için bir kenarda şurası eşit verilmiş. E burası da 90 verilmiş. E ben bu 90'ı nasıl kullanacağım hocam? Şu 90'ı şöyle uzatsam bir işime yarar mı? Yaramaz. E 90'ı ben nereden biliyorum? Düzgün çokgende de simetri ekseni Şurada şuraya dik çizdiğim zaman simetri ekseni olduğunu biliyorum sadece. E hocam tamam. Simetri ekseni bakın burası 90 derece diyecek olursam simetri ekseni iki eş parçaya böldü. Burası aa, AA diyecek olursam A burası da ne oldu? Hatta KK diyeyim. Burası 2K mı oldu arkadaşlar? Evet, 2K oldu. Hocam simetri ekseni ya iki eş parçaya bölecek. E bir iç açısı 108 olduğuna göre şurası 54 derece, burası da 54 derece olacak ama şurada kaç isteniyor benden? E burada ne yapacağım? A hocam şurada bir dik yamuk çıktı karşıma dik yamuk çıktıysa niye sıkıntı yaşıyorsunuz dik yamukta? Dik yamukta insan olan ne yapar arkadaşlar? İnsan olan ne yapar? Dikdörtgen oluşturur hocam. Demiyor musunuz? Evet. Haydi bakalım dikdörtgen oluşturalım. Şuradan bir dikdörtgen oluşturalım arkadaşlar. Dikdörtgen oluşturacak olursam bakın şurası k iken burası nedir? K. Hocam burası 2k zaten burası da 2k. A 90'ın karşısı 2k. Hangi açının karşısı k'dır? 30'un. Bakın alfa ne oldu o zaman arkadaşlar? Alfa da 30 ile 54'ün toplamına eşit oldu. Yani alfa buradan kaça eşit oldu? 84'e eşit oldu arkadaşlar. Evet. Zor bir soru mu? Ya şöyle baktığınız zaman aslında çözemediğiniz için buradasınız ama şu 90'ın mantığını nasıl kullanabiliriz diye kendinize bir sorsanız simetri ekseni de bir aklınıza gelse aslında yapabileceğiniz tarzda bir soruydu arkadaşlar. Evet böylelikle düzgün çokgenin yani ee, düzgün çokgen diyorum. Çokgenlerin sorularını bitirmiş çok bulunmaktayız arkadaşlar. Ve sırada ne var? Dörtgenler arkadaşlar. Evet. Şöyle bir mola vereyim. Ondan sonra görüşürüz isterseniz. Ben tabi videoyu kırparım orada. Az sonra görüşürüz arkadaşlar. Ve geldik dörtgen sorularına arkadaşlar. Dörtgen soruları genelde nereden çözülüyor? Üçgen sorularından çözülüyor. Ama bazı özellikleri var dedik kendi e, çapında e, özelliklerin ispatı zor olan sorularda özelliklerini de kullanıyoruz diye söylemiştik. Şimdi bu soru mesela hocam x kenarlar var. Üçgenler çözülen bir soru. Ne yaparız? Hop Şöyle mi çizsek hocam? Hayır. 60 hiçbir zaman parçalanmaz arkadaşlar. Tabi parçalandığı durumlar oluyor da. Hani özel bir durum olduğunda eşkenar üçgen falan olduğunda parçaladığımız durumlar oluyor. Ya bu x kenarı böyle oluşturacağımıza şurada değişiklik var mı? Var. Şöyle oluştursak süper olmaz mı? Olur tabii ki. 60 ise burada kaçlar? Kaçar derece oldu? 60'ar er derece oldu. A hocam hala alakası yerde eşitlik devam ediyor. Bak sen burada ne buldun? Geometri de diyoruz hep verilen bilgileri kullanabilme ya da bulduğum bilgileri kullanabilme yeteneğidir diyoruz. E şuraya baktığım zaman Aa, hocam bu bir eşkenar üçgen. O zaman hop şurada eşitliği yazınca. Aa ne çıktı? X kenar çıktı. Olay bitti. Tamamı 100. Buraya kaç kaldı? 40. X kenardan dolayı tepe açısı 40 derecesi 180'den 40 çıkart. 142'ye böl 70-70 yapar. Yani X açısı da buradan 70 derece çıkar arkadaşlar. Evet 21. sorunun cevabı 70 derece oldu. Geldik 22. soruya. Bak özellikler vermiştik ama özellikler burada yiyor mu? Yemiyor. Tabi bazı arkadaşlar hocam karşılıklı açıortaylar arasında kalan dar açıydı ama karşılıklı iç açıortaylar arasında kalan dar açı formülü vardı. Bazı arkadaşlar şuradan da çözebilir. Hatta daha kolay çıkar. Hocam madem karşılıklı bir iç bir dış açıortay var. Ben burada da bir İç Buradaki açı orta çizebilirim. Burada kaçı Farklarının yarısına eşit. Yani 130 70, 60 bölü 2'den burası 30 çıkar. E burası da AABB diyecek olursak 90, 30 90 60 derece çıkar diyebilirsiniz. Alfa 60 derece bulabilirsiniz arkadaşlar böylelikle. Evet, alfa 60 derece pratik bir yoldan. Ya da ne yapacağız arkadaşlar? Bunlar da formül bilmeyin en azından diye söylemiştik zaten size. Buraya x x diyelim. Buraya da ne diyelim arkadaşlar? y y diyelim. E ben şimdi 130 ve 70'i kullanacağım. 130 ve 70'i kullanmak için şu dörtgeni kullanmam lazım değil mi arkadaşlar? Bu dörtgeni kullanmam lazım. E bu dörtgeni kullanacak olursak arkadaşlar. Bu dörtgeni kullanacak olursak arkadaşlar. Buradan bir şey gelecek mi diye bakalım. Burası nedir? 180 eksi 2'ye değil midir? Evet. Şu ikisinin toplamı yani 4'ünün toplamı 130 ile 70'in toplamı 200. Artı şu ikisinin toplamı da e, 2x artı 180 eksi 2'ye. 2x artı 180 eksi 2'ye eşittir 360 yapıyor. Ee, buradan ne geldi arkadaşlar? Buradan e, 180 eksi 180 20. 20 eşittir 2y eksi 2x geldi. Hatta buradan da y eksi x'ine geldi arkadaşlar. 10 derece geldi. Peki biz bu sonrasında ne yapacağız? Alfayı kullanmamız lazım. Hocam alfayı kullanmak için de şuradaki dörtgeni kullanalım diyenleriniz olabilir. Gayet mantıklı. X, 130, 180 x 2 ye, artı y artı alfadan gidebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben ne yapacağım? Ee, burada iki tane açı yan yana gelmiş mi? Dayanamam. İki çeçin toplam bir dış açı. Alfa artı y yaptı. Aa hocam Şurada da iki iç açının toplam bir dış açı. Yani x artı 70 eşittir alfa artı y. Y'yi buraya attık. x eksi y artı 70 yaptı alfa. x eksi y'nin 10 olduğunu pardon y eksi x'in 10 olduğunu biliyoruz. O zaman x eksi de kaç yapacaktır? Eksi 10 yapacaktır. Cevabımız da eksi 10 artı 70'ten ne çıkacaktır arkadaşlar? 60 derece çıkacaktır. Evet 22. soruyu böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 60 derece bulduk. Geldik 23. soruya. Aa hocam köşegenler dik kesiyor. Tamam. Bir de burası 90 derece. 90'dan bir kenar ortaya çizilmiş muhteşem üçlü. 3 ise 3 oldu. 90 burası da aynı zamanda. 90'dan çizilen bir kenar ortaya da burada var. Muhteşem üçlüden burası da 2 burası da 2 yaptı. E köşegenler dik kesen bir dörtgende. Burası kaç? 6. Karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşittir. 6'nın karesi artı x'in karesi. Şurası kaç arkadaşlar? Burası da 4. 4'ün karesi artı 8'in karesine eşittir diyorduk. 4'ün karesi artı 8'in karesine eşittir. 64 16 daha kaç yaptı arkadaşlar? E, 64 16 daha kaç yaptı? 80 yaptı. Eksi 36 yaptı. 80'den 36 çıkartınca da kaç kalıyor arkadaşlar? Ay, 44 mu kalıyor? Evet x kare buradan 44 kaldı. x de buradan kök 44'e eşit oldu arkadaşlar. Bu da kaça eşittir? 2 kök 11'e eşittir. Örnek 23'ün cevabı da böylelikle 2 kök 11 yapar arkadaşlar. Geldik örnek 24'e. Aa hocam şöyle bir şekil var. Üçgen bir şey var. Ama aslında üçgen de iç bir dörtgen değil mi bu arkadaşlar? Evet. İç bir dörtgenden ne olmuş burada arkadaşlar? Bir köşegen dikkat edin bu. Diğer köşegen neresi? Bu. Köşegenler dik kesmiş. Uzantısı dik kesmiş arkadaşlar. Köşegenler dik kesince ne yapıyorduk? İç bir dörtgende de aynı. Karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit. Pardon. Şu kenar ardışık bu ardışı karşısı bu yapıyor o zaman arkadaşlar değil mi? Karşılıklı kenarların kareleri toplamları 100 artı 10 eşittir. Kaç yapmak zorunda? X kare artı 4'ün karesi. X'in karesi artı 4'ün karesi yapacaktır arkadaşlar. 16 eksi 6 diye geldi buraya. Eksi 16 diye geldi. Eksi 6 yaptı. 96 yaptı. 96 x kare eşitse x buradan neye eşit olacaktır arkadaşlar? Kök 96'ya eşit olacaktır. E, o, bu da kaça eşit oluyor? 4 kök 6'ya eşit oluyor. 24. sorumuzun cevabı 4 kök 6 yapar. Geldik 25'e. Örnek bu örnek soru arkadaşlar benzeri tabii ki sınavda çıktı arkadaşlar haberiniz olsun. Çoğu kişi de diyor ki işte bu yüzden arkadaşlar ben o fikre biraz karşıyım. Çoğu kişi diyor ki ya hocam dörtgenlerde alan kaldırıldı. Ya dörtgenlerde alan kaldırıldı da dörtgen içerisinde alan sorabilirler. Niye? Üçgenden çıkıyor. Niye? Oranlamalar var. Alan dağıtacaksınız çünkü. O yüzden paraya kenarda dikdörtgende karede bilmem nerede orada burada şurada alan hala alandan sorumlusunuz arkadaşlar. Çünkü niye? Üçgen bilgilerinden karşınıza cevap çıkabiliyor arkadaşlar. E ne yapacağız hocam? E alan dağıtma yapacağımız belli. Mesela ben şuradaki üçgenden başlayayım arkadaşlar. Şöyle başlayayım. Hocam şurada kalana A dersem. E o zaman burada da şöyle bir üçgen oluşturacak olursak arkadaşlar tepe noktası M olan da burası da A mıdır? Evet. Hocam buraya ne kaldı? 15 eksi kaldı. Aa, tamam. Şurada da bir üçgen oluşturayım. SD kalan 15 eksi A ise SD kalan 15 eksi A takıldık kaldık. Öbür tarafa devam edelim. Burası A ise buraya ne kaldı? 9 eksi A. Hocam şuradan da şunu şöyle çizecek olursam. Burası da 9 eksi A mı? Evet. Şimdi dikkat edin. burun tamamı 11. Yani buraya ne kaldı? 2 artı A mı kaldı? A'yı yok etmem lazım. Ee, sayıyı da 11'e tamamlamam lazım. 2 artı A yaptı burası. Çift kalan alan A'sa kalan pardon 2 artı aysa çift kalan alan yine 2 artı A'dır. Bakın X alanı neye eşit oldu arkadaşlar? 15 eksi A ile 15 eksi A ile 2 artı A'nın toplamına eşit oldu. O da kaç yapar arkadaşlar? 17'ye eşit olur. Görüyorsunuz arkadaşlar dörtgen ve alan muhabbeti. Yani 25'in sorunun cevabı 17 yaptı. Geldik 26. soruya. Bir dörtgen sorusu ama pusula sorusu. Tabii bunun da benzeri sınavda çıktı arkadaşlar. A noktasındaki bir gemi aşağıda verilen ABC'de diş, dış, dışbükey bükey dörtgeni şeklindeki rotayı izleyerek yeniden A noktasına dönmüştür. Burayı 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 gidip öyle şey yapıyor. Bak A'dan B'ye giderken kuzey ile kaç dereceki açı yapıyormuş? Evet kuzeyi buymuş. Kuzey ile kaç derece açı yapıyormuş? 30 derece. Hemen kuzey çizgisini çizin arkadaşlar. A'dan B'ye giderken A'dan B'ye giderken kuzey çizgisi bu. B'den C'ye giderken kuzey çizgisi bu. C'den D'ye giderken kuzey çizgisi bu. Kuzey çizgilerini çizelim arkadaşlar. Hatta köşelerden çizsek daha mantıklı olur. Hem A'dan B'ye giderken kullanırız hem de B'den C'ye giderken kullanırız. C'den D'ye giderken de şu köşeden çizsek yine kuzey çizgisi süper olacaktır arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Kuzey çizgisiyle 30 derece mi yapıyor? Evet. Şu bizim şeyimiz 30 derece yapacak kuzey çizgisiyle arkadaşlar. A'dan B'ye giderken. Hocam burası 30 derece o zaman. Ondan sonra B'den C'ye giderken 100 derece yapacak. Bak şu 100 derece yapacak. Nasıl Kuzey çizgisiyle bu doğru. Doğrumuz böyle değil mi arkadaşlar? Evet. E, doğrumuz böyle olduğu için burada kaçı 100 derece yapacak? Hocam burada kaçı değil bakın. Buradaki şu sağındaki açı gördünüz mü arkadaşlar 100 derece. Yani burası kaç derece yapıyor? 80 derece yapıyor. Sonra doğrumuz böyle bakın şu doğrumuz böyle. Kuzey çizgisi buyken 160 derece yapacak. Evet burada kaç, kaç derece yapacakmış arkadaşlar? 160 derece yapacakmış. CD doğrusuyla arkadaşlar kuzey çizgisi. 160 derece yapacak. E o zaman buraya da kaç derece kaldı? 20 derece kaldı arkadaşlar. Sonra e, şuradan şuraya giderken de kuzey çizgisi. Bakın bu kuzey çizgisi kaç derece açı yapacakmış? 60 derece açı yapacakmış. E, o zaman burası 60 derece. Hatta burası da 60 derece. E 30 pardon burası kaç dereceydi? 30 dereceydi tamam. Şurası 30 derece ise. 30-60 ise burası kaç derece yapar arkadaşlar? 90 derece yapar. İki iç açın toplam bir dış açıdan burası 80 derece yapar. E, sonra buraya ne kaldı arkadaşlar? Burası 80 derece yaptı. Buraya kaç kaldı? 100 derece kaldı. Evet bize diyor ki ABCD rotasının iç açılarından birinin ölçüsü olamaz diye soruluyor. 90 derece var mı? Var. Burası 80-30 daha 110. 110 derece var mı? Var. Burası 120 daha 120. 120 derece var mı? Var. 80 derece var mı? 80 olur mu burası ya? İki iç açının toplamı bir dış açı. Yani burası 40 derece olmak zorunda. E 40 derece var mı? Var. O zaman cevabımız da ne çıkar arkadaşlar? Olmayan açı soruluyor bize. 26. sorunun cevabı böylelikle Balıkesir çıktı arkadaşlar. Geldik 27. soruya. Evet bu orta noktalar olunca önemliydi arkadaşlar. Bu orta noktaları görünce bir dördüncüyü de çizelim. İçeride oluşan şekil ne oluyordu? Bir paralel kenar oluyordu. İspatını yapmıştık. E paralel kenarsa karşılıklı kenarları birbirine paralel midir arkadaşlar? Paraleldir. Şu açı kullanacağım. E paralellik var. açıortaylık ortaylık var. Hop z kuralı yok mu? Paralel kenarda da zaten biz bunu çok kullanıyoruz. Hocam nokta açısı yaptı. Yani x ise burası da x. Madem bu bir paralel kenar burası 8 ise burasının da kaç olması lazım? 8. Yani x artı 2 eşittir 8 ise x'i buradan kaç buluruz? 6 buluruz. 27. sorunun cevabı da böylelikle Ceyhan çıktı arkadaşlar. Geldik 28'e. Ben bunu böyle katlamışım. Bunu da böyle katlamışım. E ne yapıyoruz arkadaşlar? Katlanmış hallerini şöyle bir geriye doğru açalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz hep geriye doğru açılımları yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Katlanmış hallerini geriye doğru açtık. Şöyle bu böyle katlanmış. Peki. Şekildeki e, H noktaları bulundukları kenarların orta noktalarıymış. Şunlar orta nokta. Şunu orta nokta. Şu orta nokta. Bu da orta nokta. Arkadaşlar ben şunu biliyordum. Ee, bu karşılıklı bakın üçgenlerde şu üçgenlerde tabi dörtgenler oluşturduğumuz zaman karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşitti. Ama bir de karşılıklı alanlar toplamları tüm alanın dörtte birine eşitti değil mi? O yüzden dörtte birini kullanacağım. Büyük ihtimalle sadece bunlar var çünkü. Şu dörtgen oluştursam iki çizik yapmış olacağım. O bence şey yapmayayım isterseniz. Bu dörtgeni oluşturmayayım isterseniz. Neyse soruyu tam okuyayım isterseniz. Bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Peki arkadaşlar. Bakın ben buraya A alanı dersem. Ha, şu eşitliklerden dolayı orta ban ispatından dolayı şunu şöyle yapacak olursam burası A ise burası ne olacaktır? 3A olacaktır. Burası B ise burası ne olacaktır? 3B olacaktır. Gerçekten de şeyinde ispat değil midir bu? Karşılıklı alanlar toplamı tüm alanın dörtte 1'ine eşit değil mi? Evet. Bak ispatını yapmış olduk arkadaşlar size. Çünkü A artı B burası tüm alan 4A artı 4B. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Tüm alanın dörtte bir oldu. Hocam o zaman burası A iken burada kalan ne? A. Burası B iken burada kalan B. Şurası 3A artı 3B. Yeşil bölgeye ne kaldı o zaman arkadaşlar? Burası A ve B ise 3 artı 3B yapması için 2 artı 2B kaldı. Buna göre diyor kırmızı bölgenin alanının kırmızı bölgenin alanı A artı B A artı B bölü yeşil bölgenin alanına oranı. 2 A artı 2 B arkadaşlar. O da kaç yapar? 1 bölü 2 yapar. Yani her zaman kuraldan gideceğiz diye bir şey yok. Yine üçgen üçgenvari bilgiyle sonuca ulaştık arkadaşlar. Evet 28. sorunun cevabı böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 1 bölü 2 yani akçay oldu. Ve geldik 29'a. Hmm. Orta noktalar verilmiş. Valla orta noktalar deyince hemen aklımıza tabii şu geliyor arkadaşlar. Değil mi? Şu dörtgen geliyor. Şu dörtgen tüm alanın kaçta kaçıydı? Dörtte biriydi. Ve hatta bu dörtgen bir paraya kenar olmuyor muydu arkadaşlar? Evet. Paraya kenar olduğundan dolayı paraya kenarda dört eşit parçaya bölüyordu burada kalan. 10-10-10-10 yapmak zorunda. E bu paralel kenarın alanı kaç? 40. O zaman tüm alan kaç yapar? Çünkü bu alan tüm alanın yarısıydı. Tüm alanın yarısı olduğu için tüm alan 80 yaptı. E hocam bak 23'ü kullanacağım. Buraya ne kaldı? 13 kaldı. E biraz önceki sorudan da a, öğrendik zaten. Şu karşılıklı alanlar toplamı tüm alanın dörtte birine eşit değil miydi? Yani x artı 13 tüm alan 80 olduğu için 80'in dörtte birine eşit olacak. x artı 13 20'ye eşit olacak. x de buradan kaç yapar arkadaşlar? 7'ye eşit olur. Güzel bir soru arkadaşlar. En azından şu dörtgenin önemini anlayabiliyorsunuzdur. Değil mi arkadaşlar? Bu dörtgen gerçekten ama gerçekten çok önemli arkadaşlar. Evet. Örnek 29'da. Böylelikle ne bulduk? O dörtgen paralel kenardır her zaman. Tabi paralel kenarın özel hali dikdörtgen ve karede karşımıza çıkabilir. Köşegenler dik kesse mesela. Evet. Köşegenler dik kesirse dikdörtgen, Köşegenler dik kesip bir de birbirine eşit olursa içerideki şekil kare oluyor diyebiliyorduk arkadaşlar. Örnek 29'u ne bulduk? 7 bulduk arkadaşım. Ve geldik. Dörtgenlerle ilgili sanırım son soruya. Evet. Son soru yine aslında bir üçgen sorusu arkadaşlar. Bazıları şeyden yapıyor. Hocam köşegenler çarptığında sinüs alfa bölü 2 idi. Ben burada kosinüs teoreminden sinüs alfayı bulurum. Kosinüs teoreminden sinüs alfayı bulduktan sonra sonra dik üçgen çizip oradan sinüs alfayı da bulup köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2'den sonuca ulaşalım diyebilirsiniz. Tamam sıkıntı yok. Yapabilirsiniz. Her türlü yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Geometride de zaten seçenekler bol arkadaşlar. Burada yapmayacağız işte ona. Niye hocam? Çünkü ya kardeşim burada ne var? İkiz kenar var burada. Ya ikiz kenar olup da tabanda mevcutsa insan olan ne yapar? Ondan sonra bana kızıyorsunuz. Hocam şöyle demeyin ya. Ya, insan olan tabanına ait yüksekliği çizer. 6 6. A 6 10. 6, 8, 10 üçgeni. Hocam ben artık burada sinüs alfayı bulabilirim. Köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2'den sonuca ulaşabilirim. Birinci yol ya da ikinci yol. Sinüs alfaya gerek var mı? Bence yok. Çünkü artık biz bu üçgenin alanını bulabiliriz. Alan isteniliyor ya alana yoğunlaşacağız. Bu üçgenin alanı nedir? Tabanımız 12 yükseklik 8. 12 çarpı 8 bölü 2. Yani kaç çıktı arkadaşlar burası? 6 kere 8 48. Evet burada kalan 48 çıktı. E şimdi ne yapacağız hocam? Dağıt kardeşim. Dağıt. Alan dağıt. Şimdi 12'de kalan 48 ise 4. Bak 12 4. Kaça kaç oran var burada arkadaşlar? Hani şey K'ya 4K gibi düşünebilirsiniz. 4 katı ya. O zaman alanlarda da 1'e 4 oran vardır. Yani 48'in 4'e bölünmüş hali. Kaç yapıyor arkadaşlar? 12. A hocam 10'da kalan 12 ise 5'te kalan 2'ye 1 oran var. O zaman burası 6'dır. Hocam 4'te kalan 6 ise 12'de kalan 1'e 3 oran ve 1'e 4 oran var. 4 katı olacak 24. Ya da 10'da kalan 48 ise 5'te kalan direkt yarısıdır diyebiliriz arkadaşlar. E o zaman alan ABC'de çıktı mı çıktı. 48, 12, 6 ve 24. 48, 12, 6 ve 24'ten dolayı burası 60, burası 30. Toplamda kaç yaptı arkadaşlar? Oba işlem hatası yaptık. 48, 12 daha 60. Eee şurası 6 6 x 4 24. Nerede işlem hatası yaptım? Geldik geldik son soruda işlem hatası yaptık ya. 6 x 8 48 burası. 12'de kalan 48 ise 12'ye 4. Aa 3 katı var burada. Çok özür dilerim arkadaşlar. 3 katı var burada. 4'e 3. 3 katı var değil mi arkadaşlar? O zaman 3'e bölünmüş hali burası kaç yapar? 16 yapar. 10'da kalan 16 ise 5'te kalan kaç yapar? 8 yapar. 4'te kalan 8 ise yine burada 1'e 3 oran var. 3 kere 8 24. Ya da 10'da kalan 48 ise 5'te kalan kaçtır arkadaşlar? 2'ye 1 oran olduğu için direkt 24 diyebiliriz. O zaman bizden alan ABC'de isteniliyor. 48, 16, 8 ve 24. 48, 16, 8 ve 24'ün toplamı isteniliyor arkadaşlar. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 40. Bu ikisinin toplamı kaç yaptı? 56. 40 56 daha kaç yapıyor arkadaşlar? 96 yapar. Evet, son sorumuzun cevabı da yine üçgen bilgisiyle çıktı. Ama isterseniz siz köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2'den de çıkartabilirdiniz tabii ki sonucu. Ama gerek var mı? Yok. Bu ve bundan sonraki konuların çoğunda arkadaşlar üçgen ağırlıklı yani üçgenleri ne kadar iyi öğrendiyseniz bundan sonraki soruları da artık rahat bir şekilde yapacaksınız. Tekrarlarımızda da zaten bunu göreceksiniz arkadaşlar. Ve böylelikle geometri tekrarını da bu şekilde bitirmiş olduk. Sanırım 6. dersti. 6. derste bitirmiş olduk. 7. derste ne? Paraya kenar ve eşkenar dörtgende. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.